gitmek istekleri kutsal toprakları görebilmekte ama Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya alınca güvendikleri dağlara kar yağdı. İddiaya göre 1,5 yıl önce ödeme yaptıkları kişilerden paralarını hala alamadılar. Üstelik mağdur olan neredeyse bir mahalle dolusu insan. Bugün o mahallede isyan vardı. İnşallah Allah mı bildiği gibi yapsın. Bir yıldan beri paramızı alamadık. Günah değil mi ben onu? Dul maaşı paramdan biriktirdim de gidemedim. Bizi mahvetti. Gönlümüzü kırdı. Kalbimizi kırdı. Bunun altından nasıl çıkacak? Ne paralarını geri alabildiler ne de hayalini kurdukları kutsal toprakları görebildiler. Verilen sözler tutulmayınca bugün toplanıp isyan ettiler. Ümidimiz vardı gitmek için. Paralarımız da gitti. Bize başvurulan sayı 90 ve bunun 100 olduğu ifade ediliyor. Mahalleli olarak hepimiz dolandırıldığımızı düşünüyoruz. 1,5 yıl önceydi. Üsküdar'daki Selami Ali Mahallesi'nde yaşayan onlarca kişi bir Roman Federasyonu'nun projesiyle umreye gitmek istedi. Kimi emekli, kimi dul maaşını, kimi de dişinden tırnağından arttırdı, birikmişini verdi. Tek hayalleri kutsal toprakları bir kere olsun görebilmekti ancak hayallerinden oldular. Allah'ımıza gidecektik, oranı ziyaret edecektik, tavaf edecektik. Onu bize çok gördü, gidemedik. Suudi Arabistan pandemi yüzünden umre ziyaretlerini askıya aldığını açıkladı. Paralarını geri almak istediklerinde ise iddiaya göre kapı duvardı. Burada dul var, yetim var. Onların paralarını vermediler. Bu ne yapmak istiyor? Ümidimiz vardı gitmek için. Paralarımız da gitti. Mahalleli kişi başı 3500 lira verdi. Paralarını geri alamadıkları için de toplamda 350 bin lira dolandırıldılar. 4 kez bize ödeme sözü verdi. Bunlara rağmen paralarımızı iade etmiyor. Almam ağzımın ağını, çıkar aheste aheste diyorum. Kandırıldıklarını öne süren umre mağdurları paralarını alan o kişiden şikayetçi oldu. Hiçbir Roman vatandaşın hakkını Üsküdarlılar olarak yedirmeyeceğiz. Show Haber iddiaların hedefindeki federasyon başkanına da ulaştı. Yaptığımız projeler ertelendi. Ödemeler geciktiği için de güven kırıklığı oldu. Sonuna kadar buradaki vatandaşlarımızın hakkını savunacağız.